Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere giriş testi 2'nin sorularını çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda öğretici metinlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na özgü nitelikler taşımamaktadır diyor arkadaşlar. Sevmez olur muyum doğayı? Siz isterseniz beğenmeyin. Doğa demek, tabiat demekten daha hoşuma gidiyor benim. Bayılırım doğaya. Gündüzüne, gecesine, otlarına, çiçeklerine, gölgelerinde dinlenilen ağaçlarına, sularına, çorak, kupkuru topraklarına kadar her şeyine bayılırım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açık, sade ve anlaşılır bir dili var. O yüzden bu metin Cumhuriyet dönemi özellikleri göstermektedir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluyoruz. Yıllardır devrimler, inkılaplar deyip duruyoruz. Koltuklarımızı kabartıyor böyle demek. Türk ulusu 30 yıl içinde bunca devrim başardı. Yasa devrimi, kılık devrimi, yazı devrimi, dil devrimi. Kötü etmişiz. Yanlış bir yol tutmuşuz. Devrimlerin birbirinden ayrı oldukları sanısını yaydık. Şimdi iyice anlıyoruz. Devrimler yok. Tek bir devrim var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem dil yönüyle hem de konusu yönüyle Atatürk devrimlerinden bahsettiği için Cumhuriyet sonrası döneme ait bir metindir bu da. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Batı üstüne şimdiye değin çok okuduk. Uzun yıllardır uygarlığımızı bırakıp nasıl olursa olsun, ne olursa olsun Batılılara benzemeye çalışıyoruz. Onların sözlerini tutmadan, onların kurumlarını almadan, onların yasalarını uygulamadan sorunlarımızı çözeceğimiz kanısına varmışız. Bakın bunun da dili açık, sade ve anlaşılır. O yüzden bu da Cumhuriyet dönemine örnek gösterilebilir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş olduk. Birkaç gün ne var ki güneş yüzünü gösterir gibi oldu. Neydi o abuz, puslu soğuk hava? Sanki gökte muktedir bir tüccar kesilmişti. Güneşi yakalayıp lisan-ı hal ile ve öfkeli çehresi ile bize tükendi, nafile beklemeyiniz. Yenisini sulhten sonraya Afrika yolu açılınca getirteceğiz diyor. Fakat gizliden gizliye bulutların arasından ucunu gösteriyor. Var ama pahalıya diye kulağımıza fısıldıyor. Bu dursun arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu en uzun süre yaşamış Türk devletidir. Bu özelliği onu kendisinden önce kuranlardan bir ölçüde ayırır. Bununla birlikte bu devlet daha önceki Türk ve İslam devletlerinin ülkesinde yaşamış başka toplulukların, örgütlerinin, hukuklarının yarattıkları ortam içinde doğmuş ve gelişmiştir. Burada da açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanıldığı için bu da Cumhuriyet dönemine aittir. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde yer alan abuz, muktedir, tüccar, lisan-ı hal, çehre, nafile, sulh gibi sözcükler Arapça, Farsça sözcükler olduğu için arkadaşlar bunun Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı özelliğini göstermediğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özelliklerinden değildir demiş. Bütün sanatçılar hece ölçüsünden ve geleneksel şiir anlayışından tamamen vazgeçmiştir. Bu dursun arkadaşlar. Anadolu insanının çektiği sıkıntılar, siyasi ve sosyal meseleler sanata konu olmuştur. Evet, bu doğrudur. Çünkü Anadolu'dan yetişmiş sanatçılar Anadolu insanının sıkıntılarını, problemlerini sanata yansıtmışlardır. Bundan dolayı da B seçeneğini elemiş oluruz. Başlangıçta romantik duyguların hakim olduğu şiir zamanla realist bir çizgiye kavuşmuştur. Evet, hatırlarsanız öz saf şiirciler romantik duyguları konular işliyor ama toplumcu gerçekçiler de realist bir şekilde Anadolu sorunlarını, sıkıntılarını edebiyata sokmaya çalışmışlardı. O yüzden bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Birçok şair serbest şiir anlayışıyla eser vermiştir. Evet arkadaşlar, Nazım Hikmet'in açmış olduğu bu yoldan birçok sanatçının ilerlediğini görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Toplumsal sorunlar dikkate alınmış. Anadolu gerçekleri şiire yansımıştır. Bu seçenek B seçeneğiyle aynı arkadaşlar.
Anadolu insanının yaşadığı sıkıntılar, problemler artık edebiyatında konusu olmuştur. O yüzden bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Bütün sanatçılar hece örtüsünden ve geleneksel şiir anlayışından tamamen vazgeçmiş midir arkadaşlar? Hayır. Cumhuriyet dönemi biliyorsunuz edebi toplulukların olduğu dönem. Bunların içerisinde yer yer toplumcu gerçekçiler gibi geleneği ve dini reddediyorlar. Ama bazıları da arkadaşlar milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar hece örtüsünü kullanmış, geleneksel şiir anlayışını devam ettirmiş sanatçılar da var. O yüzden bu seçenek yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyet döneminden önce edebiyatımız halkçı bir nitelik kazanmamıştır. Cumhuriyet dönemindeki şair ve yazarların çoğunluğu Anadolu doğumludur. Tanzimat döneminde Anadolu'da doğan yazar ve şair sayısı oldukça azdır. Cumhuriyet döneminde Anadolu'dan yazar ve şairlerin artmasında çeşitli gelişmeler etkili olmuştur. Milli edebiyat döneminde Anadolu'dan yetişen şair ve yazarlar sade bir dil kullanmıştır. Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminden önce yazar ve şairler Anadolu'dan değil İstanbul'da ya da başka büyük kentlerimizde yetişmiştir. Bunların çoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Yetişmeleri gereği kendi çevrelerini anlatmışlar, Anadolu'ya yabancı kalmışlardır. Böylece edebiyatımız ne Tanzimat, ne Servet Fünun, ne Milli Edebiyat döneminde halkçı bir nitelik kazanamamıştır. Bakın arkadaşlar biz buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Oysa bu durum 1923'ten sonra değişmeye başlamıştır. Okulların açılması, köy enstitülerinin kurulmasıyla birlikte toplumun her katından insanların yetişmesi, sanata ve edebiyata yönelmesi olanakları doğmuştur. Buradan da arkadaşlar Anadolu'dan yazar ve şairlerin artmasında çeşitli gelişmelerin etkili olduğunu çıkarabiliriz. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş olduk. Örneğin Tanzimat döneminde yazar ve şairlerimizin %79'u İstanbul'da, %7,1'i Anadolu'da doğmuştur. Bakın arkadaşlar biz buradan da C seçeneğini çıkarabiliriz. Anadolu'da doğan yazar ve şair sayısı Tanzimat döneminde oldukça azmış. Bunu çıkarabiliriz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Servet Fünun döneminde ise İstanbul doğumlularının oranı %73, Anadolu doğumlularının oranı ise %11,7'dir. Cumhuriyetten yani 1923'ten sonra ise bu oranda büyük bir değişim ortaya çıkmış. İstanbul doğumlularının oranı %29, Anadolu doğumlularının oranı ise %67 olmuştur. Bakın arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde ne oluyor? Bu oranın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla biz buradan da Cumhuriyet dönemindeki şair ve yazarların çoğunluğu Anadolu doğumludur diyebiliriz. Çünkü dikkat edecek olursanız İstanbul doğumlu olanlar 29, Anadolu doğumlu olanlar ise %67'ye çıkıyor. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Fakat bu parçadan milli edebiyat döneminde Anadolu'da yetişen şair ve yazarlar hakkında bir bilgi verilmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdaki yazarların hangisi altı çizili sözde belirtilen oranın içerisinde yer almaz? Oran neydi arkadaşlar? Anadolu doğumlularının oranı %67 demişti. Sanatçılarımıza baktığımızda Talip Apaydın Ankara doğumlu, Fakir Baykurt Burdur doğumlu, Kemal Bilbaşar Çanakkale doğumlu, Yaşar Kemal bu da arkadaşlar Adana Osmaniye doğumlu. Bunların içerisinde sadece Semiha Ayverdi İstanbul doğumlu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, yukarıdaki parçada Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Cumhuriyet döneminde edebiyatımızın yapısında ve dokusundaki değişikliklerden biri de içeriktir. Bu dönemde toplumun temel sorunlarını yansıtma görevini üstlenir edebiyat. Böylece edebiyatımız gerçekçi, halkçı, toplumcu niteliklere kavuşmuştur. Romanlar, öyküler, şiirler, oyunlar ülkemizin ve insanlarımızın sorunlarına adanmıştır. Kestirmeden söylemek gerekirse,
Cumhuriyet dönemi yazarları, ozanları halktan aldıklarını yapıtlarında ve yaratılarında işleyerek yine halkı vermeye çalışmışlardır. Yaşanılanlarla yazılanların bütünleştiği dursun, gerçeklerin farklı bir şekilde dile getirildiği, arkadaşlar farklı bir şekilde dile getirildiğinden bahsetmiyor, içerikten yani konudan bahsediyor, bunu elemiş oluruz. Toplumsal konuların yüzeysel işlendiği, aksine toplumsal konulara yer verildiği söyleniyor, bunu da elemiş olduk. İnsan sorunlarının derinliğine inilmediği demiş, aksine arkadaşlar toplumdaki insanların sorunlarına derinlemesine inilmiştir bu dönem itibariyle ki parçada da bunu söylüyor, bunu da elemiş olduk. Yaşanılanlarla hayallerin tam olarak örtüştüğü demiş, hayalden bahsetmiyor burada, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Yaşanılanlarla yazılanların bütünleştiğinden bahsediyor ki arkadaşlar bakın şu altını çizmiş olduğumuz yerden de bunu çıkarabiliriz. Ozanların halktan aldıklarını yapıtlarında ve yaratılarında işleyerek yine halka vermeye çalışmışlar. Yazarlar halkla ve yaşanılan olaylarla bütünleşmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru, yukarıdaki parça Cumhuriyet dönemindeki aşağıdaki anlayışlardan hangisine örnek oluşturur? Kır Abbas, göğsü bağrı açıktı, elinde orak vardı, ekim biçiyordu, beli bükülmüştü, yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Tozak köyünden yaşlı bir adamdı. Yılların, uzun yılların Kır Abbas'ıydı. Sırtında kabut bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Ayağındaki ak don da meşine dönmüştü. Belinde eski bir yün kuşak sarılıydı. Gömleğini donunun üstüne sarkıtmıştı. Etekleri dizlerine iniyordu. Başında sarı puşu bağlıydı. Tahta nalınları kurumuştu. Çorapları yoktu. Kışları donarak, yazları yanarak omuzlarına hangi şeytanın yüklediğini kimsenin bilmediği bir yükü taşıyıp gidiyordu. Arkadaşlar bakın bu eser Kaplumbağalar adlı eserden alınmış. Çünkü Kaplumbağalar'da kahraman kimdir? Kır Abbas'tır. Peki Kaplumbağaları yazan kim? Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Kaplumbağaları yazan Fakir Baykurt'tur. Eserde de dikkat edecek olursanız köy insanının yaşamış olduğu problemlerden, sıkıntılardan, yokluğundan bahsediyor. Bu hangi dönemde geçerli arkadaşlar? Modernizmi esas alan roman ve hikayede var mı? Yok. O yüzden bunu elemiş olduk. Peki bireyin iç dünyasını esas alan roman ve hikayede görebilir miyiz? Burada da yok. Bunu da elemiş olduk. Postmodern edebiyatta görebilir miyiz? Burada da göremeyiz. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar geriye kalıyor toplumcu gerçekçi mi? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman mı? Arkadaşlar Fakir Baykurt toplumcu gerçekçi roman ve hikayededir. O yüzden Denizli'yi de elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, yukarıdaki cümlede Cumhuriyet romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Cumhuriyet romanı bazılarının inandırmaya çalıştıkları, bazılarının da onlara inandıkları gibi Hüdayi-i Navid, yani yerden kendiliğinden bitme ya da gökten zembil inme bir roman değildir diyor. Arkadaşlar biz buradan neyi anlıyoruz? Gökten zembille inme demek, yeniden var olma, baştan yaratılma, sıfırdan meydana gelme anlamını veriyor. Ama Cumhuriyet Edebiyatı'nın böyle olmadığını, geleneklerden de yararlandığını, beslendiğini ifade etmeye çalışıyor. Seçeneklere bakalım. Kendisinden önceki anlayışlardan farklı olduğu, bakın böyle bir şey söylemiyor, bunu elemiş oluruz. Daha önceki yazarlar taklit edilerek oluşturuldu, bundan da bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Köklerinin Batı edebiyatına dayandığı, Batı ile ilgili hiçbir şey yok, bunu denemiş oluruz. Gelenekten beslenip kendiliğinden oluşmadığı, arkadaşlar tam da anlatmaya çalıştığımız buydu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hiçbir kaynağa ve geleneğe yaslanmadığı, tam aksine gelenekten beslendiğini söylüyor. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Sekizinci soru, aşağıdakilerden hangisi bu sanatçılardan biri değildir? Edebiyatımızda bazı sanatçılar Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde gelmiş, eserlerini vermiş, edebiyat akımları içerisinde bulunmuş, sanat anlayışlarına değişiklik yapmadan ve fazla eser vermeden Cumhuriyet döneminde yaşamış ve eserler vermişlerdir. Sanatçılara baktığımızda
Mehmet Akif Ersoy, arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi milli edebiyatın bağımsız sanatçısıdır. Dolayısıyla milli edebiyat döneminde var olmuş, Cumhuriyet döneminde de hayatını devam ettirmiş bir sanatçıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yine milli edebiyat sanatçılarından biridir. O dönemde yaşamış, Cumhuriyet döneminde de sanat hayatına devam etmiş bir sanatçıdır. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş olduk. Hüseyin Rahmi Gürpınar, arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı biz Servet Fuhu'nun edebiyatının yine bağımsız sanatçısı olarak görüyoruz. O dönemde yaşamış ve daha sonra da sanat hayatına devam etmiş, Cumhuriyet'te de eserler vermiş bir sanatçıdır. O yüzden C seçeneğini elemiş olduk. Necip Fazıl Kısakürek Dursun, Abdullah Hamit Tarhan, bu da bildiğiniz gibi arkadaşlar Tanzimat 2. dönem sanatçısıdır. Bu da arkadaşlar Tanzimat döneminde yaşamış, Cumhuriyet'i görmüş, ondan sonra eserler vermiş bir sanatçıdır. Bunun için biz E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet öncesi herhangi bir dönemde bulunmamış, Cumhuriyet'in içerisinde var olmuş, Cumhuriyet'le birlikte eserler kaleme almış bir sanatçıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde edebiyat alanında sesini duyurmuş, kendisini kabul ettirmiş, eserler vermiş ve aynı şekilde Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam etmiş sanatçılardan birine ait değildir demiş. Eğil Dağlar. Eğil Dağlar kimin arkadaşlar? Yahya Kemal'in eseri. Peki Yahya Kemal milli edebiyatın bağımsız sanatçısı ama Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam etmiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Göl Saatleri, Ahmet Haşim dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, Ahmet Haşim'e aittir. Fecrati sanatçısı ama Cumhuriyet'te eser vermeye devam etmiştir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Kiralık Konak, Kiralık Konak ise hepinizin tahmin ettiği gibi yine Yakup Kadri'ye aittir. Milli edebiyat sanatçısıdır ama Cumhuriyet'te yazmaya devam etmiştir. Bunu denemiş olduk. Sinekli Bakkal yine milli edebiyat sanatçılarından arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ın eseridir. Halide Edip Adıvar Cumhuriyet'te de yazmaya devam etmiştir. Milli edebiyatta olmasına rağmen, o yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Devlet Ana kime aittir? Bu da arkadaşlar Kemal Tahir'in eseridir. Kemal Tahir sadece Cumhuriyet döneminde yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.